mutluluğunun iki temel düşmanı. ıstırap ve can sıkıntısı. Arthur Schopenhauer. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. En genel gözlem bize insan mutluluğunun iki temel düşmanının ıstırap ve can sıkıntısı olduğunu gösterir. Daha ileri gidip Birinden yakamızı sıyıracak kadar talihli olma ayrıcalığımızın düzeyinin bizi diğerine yaklaştırdığını söyleyebiliriz. Aslına bakılırsa hayatın bize sunduğu bu ikisi arasında az veya çok şiddetli bir salınımdır. Bunun sebebi bu iki kutuptan her birinin diğeri için çift yönlü, harici ya da nesnel deroni ya da öznel bir çatışmayı içinde barındırmasıdır. Haricen ihtiyaç içerisinde bulunmak ve yoksunluk ıstırap üretir. Buna karşılık eğer bir insan sahip olması gerekenlerden daha fazlasına malikse bu sefer de yakasını can sıkıntısına kaptırır. Dolayısıyla aşağı sınıftakiler günlerini ihtiyaçları tedarik için sürekli bir mücadeleyle, bir başka ifadeyle, ıstırapla geçirirken, yüksek sınıflar can sıkıntısıyla tek düze ve çok kere umutsuz bir savaş halindedirler. Deruni yahut öznel çatışma, kişide ızdıraba karşı duyarlılığın can sıkıntısına duyarlılıkla ters orantı içerisinde değişmesinden kaynaklanır. Çünkü duyarlılık, Zihinsel güçle doğrudan orantılıdır. İzin verin açıklayayım. Kesinlikten yoksun, küt bir kafa, kural olarak körelmiş duyarlılıklarla hiçbir his yahut heyecanın etkileyemeyeceği bir ruh haliyle sözün kısası ne kadar büyük yahut korkunç olursa olsun çok fazla acı ya da endişe hissetmeyen bir mizaçla birliktedir. Şimdi, zihinsel körlük yahut kötülüğün temelinde yatan şey ruh boşluğudur ki bir sürü çehreye damgasını vurmuştur ve kendisini dış dünyadaki bütün önemsiz, lüzumsuz şeylere sürekli ve canlı bir dikkatle ele veren bir zihin durumudur. Bu boşluk can sıkıntısının gerçek kökenidir ve sürekli olarak zihni ve ruhu bir şeyle meşgul etmek için dışarıdan gelen bir uyarıya ihtiyaç duyar. İnsanların bu amaçla seçtikleri şeyler, başvurdukları sefil eğlencelerin, yarenlik ve sohbet bahsindeki genel telakkilerinin ya da aynı şekilde kapı önlerinde yahut pencereden sarkarak dedikodu eden çok sayıda insanın gösterdiği gibi çok özel değildir. İnsanların yarenlik için hem cinslerinin, oyalayıcı şeylerin, eğlencenin, her türden lüzumsuz lüksün peşinde düşmesi, esas itibariyle bu deruni ruhsal boşluk nedeniyledir ki, çoklarını savurganlığa ve sefalete sürükler. Hiçbir şey böyle bir sefalete karşı deruni zenginlik, ruh zenginliği kadar iyi bir koruma sağlayamaz. Çünkü o arttıkça sıkıntıya yer kalmaz. Ve düşüncenin sonu gelmeyen etkinliği o kendisinin ve tabiatın çok çeşitli fenomenlerinde her zaman üzerine eğilecek yeni malzemeler bulur ve her daim bunlarla ilgili yeni tepkiler oluşturmaya hazır ve muktedirdir. İşte burada ruhu canlandırıp dinçleştirecek ve dinlenme alanları hariç onu can sıkıntısının erişebileceği noktanın çok yukarısına yerleştirecek bir şey bulursunuz. Fakat diğer taraftan bu yüksek zihin düzeyi yüksek bir duyarlılık derecesinde, daha büyük irade kudretinde, daha büyük bir heyecanlılık durumunda körleşir ve bu niteliklerin birliğinden ileri gelecek olan büyümüş bir his ve duygu kapasitesi her türlü ruhi hatta bedensel acıya genişlemiş bir duyarlılık engellere karşı daha büyük bir sabırsızlık müdahaleye karşı daha büyük gücenikliktir ki bu eğilimlerin tümü canlılı, hayal gücünün zenginliğinden kaynaklanan, kabul edilemez nitelikli olanlarda da dahil, düşüncenin genel eriminin genişlemesine katkıda bulunur. Değişik derecelerde bu, su katılmamış man kafa kimseden gelmiş geçmiş en büyük dahiye kadar, zihinsel gücün geniş yelpazesindeki her aşama için geçerlidir. Dolayısıyla, Gerek öznel, gerekse nesnel bir noktadan herhangi bir kimse insan hayatındaki bu ızdırap kaynaklarından birine ne kadar yakınsa diğerinden o kadar uzaktır. Ve dolayısıyla bir insanın doğal eğilimi onu nesnel dünyasını mümkün olduğu kadar öznel dünyasıyla da uyuşturmaya yönlendirecektir. Bir başka ifadeyle onu en ziyade açık olduğu ızdırap biçimine karşı en büyük önlemleri almaya sevk edecektir akıllı adam her şeyden evvel ızdıraptan ve tacizden azade olmak için çabalayacak sessizliği ve boş vakti dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik ve tehlikeli karşılaşmayla birlikte sakin mütevazı bir hayat arayacaktır ve böylelikle sözüm ona hem cinsleriyle çok az bir ortak tecrübeyi paylaştıktan sonra münzeviyane bir hayatı tercih edecektir hatta eğer büyük bir ruha sahipse büsbütün yalnızlığı seçecektir çünkü bir insan ne kadar kendi kendisine yeterse başka insanlara o denli daha az gereksinim duyacaktır haddi zatında başka insanlarda ona o kadar az tahammül edebilecektir. Yüksek bir zihin düzeyinin bir insanı toplum dışına itebilmesinin nedeni budur. Doğrudur. Eğer zihnin niteliği nicelikle telafi edilebilseydi, bu insanların büyük dünyasında bile yaşama zahmetine değerdi. Fakat şükür ki 100 tane ahmak bir araya gelse bir tane akıllı adam etmez. Ancak yelpazenin diğer ucunda duran insan ihtiyacın ani sancılarından kurtulur kurtulmaz her ne pahasına olursa olsun eğlenmeye ve topluluğa karışmaya çabalar. Karşılaştığı ilk kimseyle tanışmaya can atar ve bizatihi kendisi en ziyade uzak durmaya çalıştığı şey haline gelir. Çünkü herkesin kendi yeterlilikleriyle karşı karşıya bırakıldığı yalnızlıkta, bir insanın kendinde sahip olduğu şey gün ışığına çıkar. Allı pullu esvaplarının içerisinde budala sefil kişiliğinin yükü altında inim inim inler ki bu asla üzerinden atamadığı bir yüktür. Halbuki yetenekli insan canlandırıcı, şenlendirici düşünceleriyle tenha yerleri gözler. Seneca ahmaklığın kendi kendisinin yükü olduğunu bildirir. Çok doğru sözdür bu. Ki bir ahman hayatı ölümden daha berbattır diyen İsa ben Sirak'ın sözüyle mukayese edilebilir. Dolayısıyla kural olarak bir insanın zihinsel bakımdan sefil ve genel olarak bayağı olduğu derecede topluluğa karışabildiği teslim edilecektir. Çünkü bir insanın bu dünyadaki seçimi bir yandan yalnızlığın, diğer yandan bayağılığın ötesine çok fazla geçmez. Beyin bir tür asalak bir uzuv. Değiş yerindeyse bedenle birlikte ikamet eden bir pansiyoner olarak kabul edilebilir. Ve boş zaman, yani insanın benliğini ya da ferdiyetini özgürce idrak etmek için sahip olduğu zaman, genellikle hayatın sadece çaba ve zahmetten ibaret kalan bölümünün meyvesi ya da ürünüdür. Fakat insanların çoğunun boş zamanı ne üretir? Can sıkıntısı ve budalalık. Kuşkusuz bedensel zevklerin ya da budalalıkların peşinde koşulduğu zamanlar müstesna. Böyle bir küçücük boş zaman aralığının ne kadar kıymetli olduğu onun harcanma tarzında yahut keyfiyetinde görülebilir. Ve Aristo'nun dikkat çektiği gibi Cahil insanların boş saatleri ne kadar acınaklıdır. Sıradan insanlar sadece zamanlarını nasıl harcayacaklarını düşünürler. Herhangi bir yeteneğe sahip insan zamanını nasıl kullanacağıyla meşgul olur. Sınırlı akla sahip insanların can sıkıntısına eğimli olmalarının nedeni akıllarını iradenin zevk edici gücünü harekete geçirmekten başka bir şey için kullanmamalarıdır. Ve iradeyi harekete geçirecek özel bir şey olmadığında, atalet halinde kalır ve akılları tatil eder. Çünkü irade gibi o da, sahneye koyacağı harici bir şeye ihtiyaç duyar. Sonuç, bir insanın sahip olduğu güç her neyse, onun korkunç bir durgunluğu tek kelimeyle can sıkıntısıdır. Bu mutsuz hissiyata karşı koymak için insanlar uğraştıkları kısacık süre içerisinde haz veren lüzumsuz şeylerin peşinde koşup dururlar. Böyle bir umutla iradeyi harekete geçirmek ve dolayısıyla zihni devingen hale getirmek için çabalarlar. Çünkü iradenin bu sayıklarına anlam kazandırması gereken sonuncusudur. Gerçek ve tabi sayıklarla karşılaştırıldığında bunlar altın paraya kıyasla kağıt paradan başka bir şey değildir. Çünkü bunların değerleri sadece keyfidir. Kağıt oyunları ve benzeri şeyler ki münhasıran bu amaç için icat edilmişlerdir. Ve eğer yapılacak başka bir şey yoksa, böyle bir insan ya vakti israf edecek ya da şeytanın yat borusunu çalacaktır. Yahut beynini çalıştırmak için bir sigara bunların yerine iyi bir ikame olabilir. Bu yüzdendir ki bütün ülkelerde insan toplulukların temel uğraşı kağıt oyunlarıdır ve verilen değerin çapı ve zahiri göstergeler düşüncenin iflasının ilanıdır. İnsanlar meşgul olacakları düşünceleri olmadığı için kağıtlarla uğraşırlar ve birbirlerinin paralarını kazanmaya çalışırlar. Budalalar. Fakat haksızlık etmek istemem. Dolayısıyla izin verin kağıt oyunlarını savunmak için kesinlikle bunun dünyaya ve iş hayatına bir hazırlık olduğunun söylenebileceğine işaret edeyim. Çünkü bir kimse böylelikle tesadüfi ama değiştirilemez koşulları nasıl zekice kullanabileceğini ve bunlardan olabileceği kadar kazançlı çıkmasını öğrenir ve bunu yapmak için bir insan bir miktar riyakarlık ve kötü bir işte nasıl iyi bir yüz takınabileceğini öğrenmelidir. Fakat diğer yandan tam da bu sebepten ötürü kağıt oyunu bu denli ahlak bozucudur. Çünkü oyunun bütün amacı mümkün olan her yola, her türlü hile ve aldatmaya başvurarak başkasına ait olanı kazanmaktır. Ve oyun masalarından kapılan bu türden bir alışkanlık, ait olduğu yerden dışarı çıkıp günlük hayata karışır ve günlük hayatın işlerinde bir insan yavaş yavaş artık öyle bir noktaya gelir ki, bana ait olanı ve sana ait olanı hemen hemen kağıtlarla aynı şekilde görmeye ve sahip olduğu üstünlükler her neyse onları adaletin pençesi ensesine yapışmadığı sürece en son noktaya kadar kullanması gerektiğini düşünmeye başlar kastettiğim kimselerin örneklerine ticaret hayatında her gün rastlanır. Şu halde bir insan kendi kendisini idrak ettiği yahut kendisine malik olduğu için boş vakit hayatın çiçeği veya daha doğrusu meyvesi olduğuna göre kendilerinde gerçek bir şeye sahip olanlar hakikaten mutludurlar. Fakat İnsanların çoğunun boş vaktinden ne elde edersiniz? Korkunç bir şekilde canı sıkılan ve kendi kendisine yük olan işe yaramaz bir insan. Dolayısıyla sevinelim aziz kardeşlerim. Sevinelim ve mutluluk bulalım. Çünkü biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız. Ayrıca nasıl ki hiçbir ülke sadece birkaç kalem ithalata ihtiyaç duyan ya da ihtiyaç duymayan bir ülke kadar müreffeh değilse en mutlu insan da içindeki zenginliği kendisine yeterli olan ve varlığını idame ettirmek için dışarıdan ya çok az veya hiçbir şeye ihtiyaç duymayan insandır. Çünkü ithal mallar pahalı şeylerdir bağımlılığı açığa vurur. Tehlikeye sebebiyet verir. Sıkıntı meydana getirirler ve sözün kısası yerli imalat için sefil birer ikam edirler. Hiç kimse başkalarından ya da genel bir ifadeyle dış dünyadan çok fazla beklenti içerisinde olmamalıdır. Bir insanın bir başkası için ifade edebileceği şey öyle çok büyük değildir neticede herkes yalnız kalır ve önemli olan şey yalnız kalanın kim olduğudur. Burada genel bir doğrunun bir başka tatbikatıyla karşılaşırız ki, Göte, Şiir ve Hakikat 3. kitap şu şekilde dikkat çeker. Bir insan son tahlilde her şeyde kendisine başvurmalıdır. Bir insanın olabileceği ya da başarabileceği en iyi ve en büyük şeyin kaynağı insanın kendisidir. Bu ne kadar böyleyse, bir insan hazlarının kaynaklarını ne kadar kendisinde buluyorsa, o kadar daha fazla mutlu olacaktır. Dolayısıyla büyük bir hakikatle Aristoteles, mutlu olmak kendi kendine yeter olmaktır, der. Çünkü mutluluğun diğer bütün kaynakları doğaları bakımından güvenilmez, kuşkulu, sallantılı, kısa ömürlü ve şansın elinde oyuncaktırlar ve hatta en uygun koşullar altında bile kolaylıkla tükenebilirler. O kadar ki bu kaçınılmazdır. Çünkü her zaman insanın erişim alanı içinde değillerdir ve yaşlılıkta mutluluğun sözü edilen bu kaynakları kaçınılmaz olarak kurur. Aşk bizi o zaman terk eder ve nükte, seyahat arzusu, atlardan hoşlanma, toplumsal münasebetlere eğilim, dostlar ve akrabalar da ölümle elimizden alınır. O vakit bir insan her zamankinden daha fazla, kendisinde sahip olduğu şeye bağımlı hale gelir. Çünkü ona en uzun bağlı kalacak, onu terk etmeyecek olan budur. Ve hayatın herhangi bir döneminde mutluluğun tek hakiki ve uzun ömürlü kaynağıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde elde edilebilecek çok fazla bir şey yoktur. Dünya sefalet ve ızdırapla doludur. Ve eğer bir insan bunlardan yakasını kurtarırsa bilsin ki can sıkıntısı her köşe başında pusuda beklemektedir. Hatta daha da fazlası genellikle galip gelen kötülüktür. Ve gürültü ve şamatayla sesini en fazla duyuran budalalıktır. Talih insafsız ve acımasızdır ve insanlık acınacak durumdadır. Bunun gibi bir dünyada kendinde zengin olan bir insan Noel zamanında aydınlık, sıcak, mutlu bir yuvadır. Buna mukabil bundan yoksun olanlar karlarla kaplı soğuk bir aralık gecesidir. Dolayısıyla yeryüzündeki en mutlu tali fevkalade seyrek tesadüf edilen zengin bir kişiliğe ve daha özelde iyi bir akıl donanımına sahip olmaktır. Bu en mutlu talihtir. Her ne kadar son kertede çok parlak olduğu söylenemese de. İsveç kraliçesi Kristina'nın henüz 19 yaşındayken kendisine anlatılanların dışında tek bir denemesinden tanıdı ve o zaman Hollanda'da 20 yıldır en derin yalnızlık içinde yaşamakta olan Descartes hakkında söylediği şu sözde, büyük bir bilgelik vardır. Descartes, insanların en talihlisi ve en mutlusudur ve benim için ziyadesiyle gıpta edilecek bir durumdadır. Elbette Descartes'in durumunda olduğu gibi, harici koşullar bir insanın hayatının ve mutluluğunun efendisi olmasına el verecek kadar müsait olmalıdır. Tabiatın ve talihin kendisine bilgelik saadetini bahşettiği adam, mutluluğun kendisinde barındırdığı kaynaklarını açık tutmaya büyük özen ve dikkat gösterecektir. Ve bunun için bağımsızlık ve boş vakit zorunludur. Bunları elde etmek için o, isteklerini ölçülü hale getirmeye ve kaynaklarını korumaya çalışacaktır. Ve her şeyden evvel, o başkaları gibi bedensel zevklerinden ötürü dış dünyaya bağlı olmayacağı için bunu isteyecektir. Dolayısıyla o, makam, mevki beklentileriyle veya kar, kazanç umuduyla yahut da hem cinslerinin takdir ve teveccühünü kazanma hevesiyle kendisini kaba arzuların ve bayağı zevklerin köleliğine terk etmek gibi yanlış bir yola sapmayacaktır. İnsanın içindekini dışarıdakine feda etmesi, sükunetinin, boş vaktinin ve bağımsızlığının bütününü yahut büyük bölümünü, makam, mevki, şan, şöhret, ünvan ve ihtişam için kurban etmesi muazzam bir budalalık örneğidir. Bu tam da Goethe'nin yaptığı şeydir. Mutlu talihim beni tamamen başka bir yöne sürükledi. Burada üzerinde ısrarla durduğum hakikat, yani insanın mutluluğunun temel kaynağının deruni olduğu hakikati, Nikomaktos etikte Aristoteles'in en doğru müşadelesiyle teyit edilir. Şöyle ki, her zevk peşinen onsuz var olmayacağı bir tür etkinliği, bir tür güç sarfiyatını gerektirir. Aristoteles'in, insanın mutluluğunun en yüksek melekelerin hiçbir engelle karşılaşmaksızın özgürce kullanımına dayandığı yolundaki öğretisi, Stabeos'un peripatetik ahlak felsefesi için kaleme aldığı açıklamada da telaffuz edilir. Mutluluk giriştiğiniz her şeyde erdemli bir etkinliktir, der. Ve genellikle daha kısa ifadelerde bile, herhangi yüksek bir beceriyi, her ne olursa olsun, herhangi bir şeyde hakimiyeti, ustalık ve maharet sahibi olmayı kastettiğini açıklar. Demek ki doğanın insanın donattığı güç ve yetkilerin asli amacı, kendisini her taraftan kuşatmış olan güçlüklere karşı mücadele etmesini sağlamaktır. Fakat eğer bu mücadele sona ererse, kullanmadığı güçleri onun için büyük bir yük haline gelecektir. Ve onun bunları işe koşması ve bunlarla oynaması demek istediğim bunları insan ızdırabının diğer kaynağından. Artık açık ve korunmasız kaldığı ızdıraptan uzak durmanın dışında herhangi bir amaç gözetmeksizin kullanması gerekecektir. Can sıkıntısının en büyük kurbanları yüksek sınıflar, varlıklı insanlardır. Lucretius uzun zaman önce bunların içler acısı durumunu gözler önüne sermişti ve sunduğu tablonun hakikati bugün bile Herhangi bir büyük şehrin hayatında tespit edilebilir. Zenginler can sıkıntısı peşlerini bırakmadığı için nadiren görkemli konaklarında durabilirler. Fakat dışarıda kendilerini avutacak daha iyi bir şey bulamadıklarından yine buralara dönerler. Yahut olmadı, sanki alevler içerisinde kalmış da söndürecekmiş gibi koştura koştura sayfiyedeki konaklarına giderler. Fakat can sıkıntısı burada da peşlerini bırakmadığı için daha eşikten adımlarını atar atmaz esnemeye başlarlar ve uykuyla her şeyi unutmaya çalışırlar. Olmadı, aler acele yeniden şehir hayatına karışırlar. Gençliklerinde bu tür insanlar lüzumsuz bir adele gücüne ve yaşamsal enerjiye sahip olmuş olmalılar. Ruhun güçlerinden farklı olarak bunlar uzun süre dinçlik derecesini en üst düzeyde tutamazlar ve hayatlarının daha sonraki yıllarında zihinsel bakımdan tamamen iktidarsızdırlar ya da bu güçleri sahneye çıkaracak kullanım alanını geliştirmekten mahrumdurlar. Dolayısıyla sefil ve bedbaht bir durum içerisindedirler. Bununla beraber hala iradeleri vardır. Çünkü bu tükenmeyen yegane güçtür. Ve iradelerini yüksek bahislere dayalı şans oyunları ve benzeri gibi duygusal heyecanlarla uyarmaya çalışırlar. Kuşkusuz bunlar bayağılığın en ziyade yozlaştırıcı biçimidir. Ve genellikle eğer bir insan yapacak hiçbir şey bulamazsa, üstün yahut faik olduğu gücüne uygun olarak kendisine bir eğlence türü seçmesi muhakkaktır denir. Duruma göre bu top yuvarlama veya satranç, avcılık ya da resim, at yarışları yahut müzik, kağıt oyunları yahut şiir, armacılık, felsefe veyahut başka bir sahti ilgi olabilir. Bu ilgileri yönteme bağlı kalarak Üç temel insani gücün bir başka deyişle insanın fizyolojik yapısını oluşturmak için bir araya gelen etkenlerin dışa vurumlarına karşı gelecek şekilde tasnif edebiliriz ve ayrıca bu güçleri kendi başlarına düşünerek ve bunların hizmet edebilecekleri belirli hedeflerin herhangi birinden bağımsız olarak ve nihayet her insanın içinden hangisinde üstünse buna göre kendisine uygun gelenini seçeceği üç mümkün has kaynağını sunmaları bakımından sınıflandırabiliriz. Her şeyden önce yaşamsal enerjinin, yemenin, içmenin, hazmetmenin, dinlenmenin ve uyumanın zevkleri gelir. Ve dünyanın öyle köşeleri vardır ki bunlar ayırt edici ve ulusal zevklerdir denilebilir. Adele gücünün zevkleri ikinci sırada yer alır. Yürümek, koşmak, güreşmek, dans etmek, eskrim yapmak, at binmek ve benzeri atletik uğraşlar bunlara dahildir. Ki zaman zaman spor biçimine bürünürler ve kimi zaman askerlik hayatının ve gerçek savaşın bir parçası olurlar. Üçüncü olarak duygu ve duyarlılık zevkleri gelir. Gözlem, düşünme, duygulanma, yahut şiir yazma, zihni geliştirme, müzik çalma, öğrenim, okuma, tefekkür, keşif, felsefe yapma ve benzeri bunlara dahildir. Bu zevk türlerinin her birinin diğerine göre izafi kıymet ve ömrüne gelince bu konuda bir hayli şey söylenebilir ki ben bunu okura bırakıyorum. Fakat herkes bilir ki sahneye çıkarılan ve zevkimizin koşulu durumunda olan güç ne kadar soyluysa onun vereceği zevk de o kadar büyük olacaktır. Çünkü zevk nihayetinde her zaman bir kimsenin kendi güçlerinin kullanımını gerekli kılar ve mutluluk bir zevkin sık sık tekrarlanmasına dayanır. Bu bakımdan duygu ve duyarlılık zevklerinin diğer her iki temel zevk türünden daha yüksek bir yer işgal ettiğini hiç kimse inkar edemez. Ki bu sonuncular hayvanlarda eşit, hatta daha yüksek derecede mevcuttur. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran duyarlığın bu ağır basan miktarıdır. Şimdi, bilişsel güçlerimiz duyarlılıkla ilintilidir ve dolayısıyla düşünsel haz bilgiye, bilmeye bağlı olan bu zevk türüne bizi muktedir kılan bunların ağır basan miktarıdır. Ve duyarlılık ne kadar baskınsa zevk de o kadar büyük olacaktır. Tabiat, inorganik dünyanın mekanik ve kimyasal etkinliğinden başlayıp, kendi kendinin ayırdığında olmayan kör bir yeterlikle bitkiler dünyasına Buradan akıl ve bilincin, ilk başta ziyadesiyle zayıf olduğu hayvanlar alemine geçip, ancak birçok ara aşamadan sonra nihai büyük gelişimine. Öyle ki aklı tabiatın zirve noktası, bütün çabalarının hedefi, bütün ameliyelerinin en kusursuzu ve en meşakkatlisi olan insanla ulaşarak sürekli bir ilerleme gösterir ve hatta insan zihninin hudutları içerisinde bile göze çarpan pek çok derece yahut seviye farklılıkları mevcuttur ve zihnin daha doğru bir ifadeyle aklın en yüksek noktasına eriştiğine nadiren rastlanır ki kelimenin bu dar ve keskin anlamında tabiatın en yüce ürünüdür dolayısıyla dünyanın övünebileceği en nadir ve en değerli şeydir. Tabiatın en yüce ürünü bilincin en açık seviyesidir ki içinde dünya kendisini başka her yerden daha açık ve eksiksiz biçimde yansıtır. Bu akıl formuyla mücehhez bir insan yeryüzündeki en soylu ve en iyi şeye maliktir ve dolayısıyla mukayese edildiğinde bütün diğerlerinin değersizleştiği bir zevk kaynağına sahiptir. O etrafındakilerden sahip olduğu şeyin özgürce tadını çıkarmak için boş vakitten, değiş yerindeyse elmasını parlatmak için zamandan başka bir şey talep etmez. Zihne altı olmayan diğer bütün zevkler düşük bir sınıfa aittir. Çünkü bunların hepsi iradenin devinimleridir. Neye yönelmiş olursa olsun hiç önemli değil. Arzular, umutlar, korkular ve hırslar. Her zaman acı ve ızdırap pahasına ve hırs yahut ihtirasın durumunda olduğu gibi. Genellikle az ya da çok vehim veya kuruntuyla tatmin olurlar. Buna karşılık zihinsel hazlar söz konusu olduğunda hakikat gittikçe açık ve belirgin bir hale gelir. Zihin dünyasında acının gücü yoktur. Bilgi her şeydir. Ayrıca zihinsel hazlara bütünüyle ve ancak zihnin aracılığıyla ulaşılabilir ve onun gücüyle sınırlıdırlar. Dünyadaki bütün akıllar bir araya gelse akıldan nasip almamış birisi için hiçbir kıymet ifade etmez. Yine de bu üstünle hakiki bir mahsur eşlik eder. Çünkü bütün tabiat aklın yahut zihnin gelişimiyle birlikte acı duyma kapasitesinin arttığını gösterir. Ve ancak en yüksek akıl seviyesiyle ızdırap doruk noktasına erişir. Normal, sıradan insan herhangi bir şeye ancak iradesini heyecanlandırdığı, bir başka söyleyişle kişisel olarak onu ilgilendiren, çıkarına olan bir mesele olduğu kadarıyla canlı bir alaka gösterir. Fakat iradenin sürekli heyecanlı bir durumda olması, en hafif bir ifadeyle katışıksız bir mutluluk değildir. Bir başka söyleyişle bu durum acı ve ızdırabı ihtiva eder. Kağıt oyunları her yerde göz önündeki insanların evrensel meşgalesi. Bu tür bir heyecanı sağlamanın bir aracıdır ve bu da gerçek ve kalıcı olan yerine, önemsiz ve geçici olan ızdırabı hasıl edecek kadar büyük ilgilerle, çıkarlarla sürdürülür. Doğrusunu söylemek gerekirse, kağıt oyunları iradenin küçük okşayışlarla tahrikidir. Diğer taraftan, büyük zihinsel güçlere sahip bir insan, şeylere iradenin hiçbir dehli olmaksızın, safi bilgi amacıyla canlı bir alaka gösterebilir. Hatta böyle bir alaka onun için bir zorunluluktur. Bu onu ızdırabın bilinmediği, tanınmadığı bir alana, tanrıların asude bir hayat sürdüğü tanrısal bir dünyaya yükseltir. Şimdi önümüzdeki bu iki tabloya bakalım. Bir tarafta tamamen kişisel mutluluğun küçük, önemsiz şeylerine, ucuz hesaplarına, bütün biçimleriyle sefalete adanmış çaba ve mücadelelerin uzun, sıkıcı, ruhsuz kaydını ihtiva eden kitlelerin hayatı, bu hedeflere ulaşılır ulaşılmaz, her taraftan can sıkıntısının taciz edip durduğu ve insanın yüzüstü bırakıldı ve işte bu yüzden heyecanının vahşi ateşiyle yeniden bir başka hareket biçimine uyarılmadıkça iflah olmayacak bir hayat. Diğer tarafta düşünce bakımından zengin, hayat ve anlam dolu bir yaşam süren, onlara kendisini verecek vakit bulduğu her fırsatta derhal kıymetli ve değerli amaçlarla meşgul olan en soylu hazın kaynağını kendi içinde taşıyan yüksek bir zihinsel kudret düzeyine sahip bir insan. Harici dürtü yahut uyarıcılardan gereksinim duyduğu şey, tabiatın eserlerinden ve insanlığın durumunu ve bütün çağların ve ülkelerin büyüklüklerinin arkalarında bıraktıklarını düşünmekten gelir. Ki bu sözünü ettiklerimizi sadece bunlar anlayıp Onlarla aynı hissiyatı paylaşabilecekleri için eksiksiz biçimde ancak bu tür insanlar tarafından değerlendirilirler ve dolayısıyla bu bütün çağrıların ve ülkelerin büyükleri gerçekten sadece bunlar için yaşamıştır. Onların hitap ettikleri sadece bunlardır. Kalanı gerek onları gerekse onların takipçilerini ancak yarım yamalak anlayabilen tesadüfü dinleyicilerden başka bir şey değildir. Elbette entelektüel insanın bu karakteristiği onun diğerlerinden bir fazla ihtiyaca, okuma, gözlemleme, inceleme, düşünme ve uygulama ihtiyacına, sözün kısası kimse tarafından rahatsız edilemeyeceği serbest zaman ihtiyacına sahip olduğunu ima eder. Çünkü Voltaire'in de gayet haklı olarak ifade ettiği gibi gerçek ihtiyaçlar olmadan gerçek hazlar olmaz ve başkalarının mahrum olduğu zevklerin tabiatın ve sanatın ve edebiyatın çeşitli güzellikleri böyle bir insan için neden mümkün olduğu sorusunun cevabı bunlara duyulan ihtiyaçtır bu zevkleri bunlara ihtiyaç duyulmayan ve bunları takdir edemeyecek insanların önüne yığmak, saçı başı ağarmış birisinin odasına körpü odalıkları koymak gibi bir şeydir. Bu bakımdan ayrıcalıklı olan bir insan, biri şahsi, diğeri zihinsel iki hayat sürer ve sonuncusu onun için zaman içerisinde hakiki hayat, Diğeri ise sadece bir araçtan ibaret olan bir şey olarak görülmeye başlar. Diğer insanlar bu sığ, boş ve sıkıntılı hayatı kendisi için kendisinden ötürü bir amaç haline getirirler. Oysa bu sözünü ettiğimiz insan, diğer bütün uğraşları karşısında zihnin hayatına öncelik verir. Anlayış ve bilginin sürekli gelişmesiyle bu zihinsel hayat yavaş yavaş biçimlenen sanat eseri gibi gittikçe daha da eksiksiz noksansız hale gelen bir kesafet ve kalıcı yoğunluk, bir birlik, bütünlük, kusursuzluk kazanır ve kişisel rahata erişmeye adanmış bir hayat, genişlemesine genişleyebilecek ama asla derinleşmeyecek bir hayat, onun yanında sefil bir gösteriden başka bir anlam ifade etmez. Ve söylediğim gibi, yine de insanlar bu bayağı hayat tarzını bir amaç haline getirirler. Herhangi bir duygu veya heyecanla renklenmediği kadarıyla günlük olağan hayat yavan ve usandırıcıdır. Ve eğer herhangi bir heyecanla hareketlenirse çok çabuk acı verici hale gelir. Tabiatın aşırı bir akıl bolluğuyla iradelerinin acil isteklerini yerine getirmek için gerekli olanın ötesinde bir şeyle kayırdıkları mutludurlar sadece. Çünkü bu onların zihinsel bir yaşam, acı ve ızdırabın erişemeyeceği, canlı alakalarla dolu bir hayat sürebilmelerini sağlar. Safi serbest zaman bir başka söyleyişle, zihnin iradenin hizmetinde meşgul olmaması kendi başına yeterli değildir. İradenin hizmetinden azat olmuş ve zihnin hizmetine tahsis edilmiş gerçek bir güç fazlalığı gereklidir. Çünkü Seneca'nın söylediği gibi okumaksızın geçen boş zaman bir tür ölüm, insanın canlı canlı gömülmesidir. Fazlalığın miktarına bağlı olarak bu ikinci hayatta zihnin hayatında sayısız gelişmeler olacaktır. Bu böceklerin, kuşların, madenlerin, sikkelerin toplanması ve etiketlenmesi de olabilir şiir ve felsefe alanında en yüksek muvaffakiyetlerde zihnin hayatı sadece sıkıntıya karşı bir koruma bir kalkan değildir aynı zamanda can sıkıntısının tehlikeli neticelerini de savuşturur bizi mutluluğunu bütünüyle dış dünyaya bağlayan insanın er geç karşılaşacağı kötü dostlardan birçok tehlikelerden felaketlerden kayıplardan ve savurganlıktan uzak tutar. Benim felsefem söz gelimi bana beş kuruş bile kazandırmamıştır. Ama beni bir sürü kayıp ve masraftan alıkoymuştur. Sıradan insan hayatının mutluluğunu kendi dışındaki şeylere, mala, mülke, şana, şöhrete, kadın ve çocuklara, dostlara, cemiyete ve benzerine bağlar. Dolayısıyla bunları kaybetti. Yahut hayal kırıklığını uğratıcı bulduğu zaman mutluluğunun temeli çöker. Bir başka deyişle de, onun çekim merkezi kendi dışındadır. Her heves ve arzuya bağlı olarak bu mütemadiyen yerini değiştirir. Eğer bayağı bir insansa bir gün bu onun sayfiyedeki evi olacaktır. Bir başka gün yeni satın aldığı atlar olacak ya da dostlara ziyafet vermek yahut seyahat etmek olacaktır. Sözün özü lüksle şatafatla dolu bir hayat. Bunun sebebi zevkini kendi dışındaki şeylerde arıyor olmasıdır. Kuvveti, sıhhati gitmiş birisi gibi kaybettiklerini macunlarla ve ilaçlarla yeniden ele geçirmeye çalışır. Oysa yapması gereken kaybettiklerinin hakiki kaynağını, kendi hayat gücünü geliştirmektir. Bunun tam sıttına geçmeden evvel, bu yaygın tipi bu ikisi arasında yer alan insanla, muhtemelen tam olarak mümtaz zihin güçleriyle mücehhez olmamakla birlikte, bir bakıma kendisinde olan akıl seviyesinden daha fazlasını barındıran insanla karşılaştıralım bu insan sanata sathi bir ilgi duyacak yahut dikkatini bir bilim dalına. Söz gelimi, bitki bilim, maden bilimi, doğa bilimi yahut gök bilim, tarih ve benzerine hasredecektir ve bu tür araştırmalardan bir hayli zevk duyacak ve mutluluğun harici güçleri tükendiğinde yahut kendisini daha fazla tatmin edemez olduğunda bunlarla eğlenip avunacaktır. Böyle bir insan hakkında çekim merkezinin kısmen kendi içinde olduğu söylenebilir. Fakat sanata duyulan yüzeysel bir alaka yaratıcı etkinlikten çok farklı bir şeydir. Ve amatör bir bilim uğraşı yüzeyselleşmeye yatkındır. Fenomenlerin birbirleriyle ilişkisinden öteye geçip meselenin can damarına nüfuz edemez. Sıradan bir insan içinde kaybolacak kadar kendisini bu tür uğraşlarla özdeşleştiremez. Yahut bunlar onun bütün doğasını baştan başa kaplayamaz ve dolayısıyla hayatı başka her şey olan bütün ilgisini kaybedecek kadar bunlarla mahrem bir birliktelik oluşturamaz. Bütün zamanını ve hayatını konusuna adayarak ve ister hayatı şiirin, ister felsefenin konusu olarak tefekkür etsin, onun kendine özgü dünya tasavvurunu dile getirmeye çalışarak bu yoğunluk derecesine ulaşan sadece bizim deha dediğimiz en yüksek zihinsel güçtür. Sadece o şeylerin özünü ve varoluşunu bütünüyle ve mutlak biçimde konu edinir kendisine. Dolayısıyla kendisiyle, kendi düşünceleri ve eserleriyle aralıksız meşguliyet böyle bir insan için acil bir zorunluluk konusudur. Yalnızlık hoş, serbest zaman en yüksek iyi ve başka her şey lüzumsuz. Hayır, hatta bir yüktür onun için. Çekim merkezinin tamamen kendisinde olduğunu söyleyebileceğimiz tek insan tipi budur. Ki pek nadir rastlansalar da bu tür insanların kişilikleri ne kadar kusursuz olursa olsun hiç önemli değil. Dostlarına, ailelerine ve genel olarak topluma sıcak ve sınırsız ilgi göstermemelerinin nedenini izah eder. Oysaki çoğu kez başkaları bunu kendilerine gösterir. Çünkü başka her şeyi kaybetseler de, sadece kendilerine malik olsalar, bununla teselli olabilirler. Bu onların kişiliklerine başka insanlar kendilerini hiçbir zaman tamamen tatmin etmedikleri için çok daha etkili olan bir tecrit edilmişlik durumu verir. Çünkü umumiyetle farklı bir mizaca sahiptirler. Hatta daha da fazlası. Zira bu farklılık sürekli olarak onların nazarı dikkatine o şekilde çarpar. Onları öyle bir noktaya doğru zorlar ki insanların arasında yabancı varlıklar gibi dolaştıkları ve genel olarak insanlığı düşünürken biz yerine onlar dedikleri en ön sırada değerlendirilir. Ahlaki erdemlerimiz esas itibariyle başkalarının yararınadır. Ama düşünsel erdemlerimizden öncelikle biz kendimiz yararlanırız. Bu yüzden öncelikler bizi her yerde tanınan birisi yapar ama sonuncusu nedeniyle kimsenin varlığımızdan haberi olmaz. Dolayısıyla ulaştığımız sonuç en mutlu insan tabiatın zihinsel zenginlikle donattığı insandır ve öznel olanın bizi nesnel olandan daha fazla ilgilendirdiği doğrudur. Çünkü ikincisi her ne olursa olsun ancak dolaylı olarak ikinci sırada ve ancak birincisinin aracılığıyla müessir olabilir. Lucianus'un gayet veciz bir şekilde dile getirdiği bir hakikattir bu. Ruh zenginliği yegane hakiki zenginliktir. Çünkü diğer bütün zenginlikler beraberinde kendilerinden daha büyük dert ve bela getirirler. İç zenginliğe sahip insan dışarıdan kendi zihinsel melekelerini geliştirip olgunlaştırmak, yeni servetinin tadını çıkarmak için menfi bir bağış, tasasız, kaygısız, boş zaman dışında hiçbir şey istemez. Hülasa, o her gün ve her saat bütün hayatı boyunca kendisi olmak için izin ister. Zihnin ayırt edici özelliğiyle bütün bir insan soyunu etkilemesi bütün bir insan soyuna damgasını vurması, eğer kaderi olsa tek bir mutluluk yahut mutsuzluk ölçütü olurdu onun. Kabiliyetlerini mükemmelleştirmede ve eserini tamamlamada başarılı olmak ya da bunu gerçekleştirmekten alıkonulmak. Geri kalan her şey göz ardı edilebilir. Bu yüzden bütün çağların en büyük kafaları, en büyük kıymeti rahatsız edilmeyecekleri her türlü tasadan, kaygıdan uzak, serbest zamana vermişlerdir. Çünkü her insanın serbest zamanı tam olarak onun kendisi kadar kıymetlidir. Aristoteles, mutluluk serbest zamana dayanır görünmektedir, der. Dolayısıyla Nikomakos'a etikte Aristoteles felsefeye adanmış bir hayatın en mutlu hayat olduğu sonucuna varır. Hatta politikada söylediği de bununla ilgilidir. Tabiatı her ne olursa olsun, öne çıkmış herhangi bir gücün, serbestçe bir engelle karşılaşmaksızın kullanımı mutluluktur. Bu da yine Götze'nin söylediğiyle tam olarak uyuşur. Geliştirip kullanması kendisinden beklenen bir yetenekle doğmuş insan, en büyük mutluluğunu bunu kullanmada bulur. Fakat serbest zamana sahip olmak öyle zannedildiği gibi herkesin payına düşen bir şey değildir. Hatta insan doğasına yabancı bir şeydir. Çünkü sıradan insanın kaderi kendisi ve ailesinin geçimi için gerekli olanların peşinde ömür tüketmektir. O özgür bir zihnin değil, yoksunluk ve yoksulluğun çocuğudur. Dolayısıyla insanlar kural olarak boş zamandan çok çabuk yorgun düşerler ve onu dolduracak hayali yahut zoraki hedefler, her türden oyun, eğlence ve hobi yoksa boş zaman çok geçmeden bir yük, hatta neticede büyük bir bela haline gelir. Bu sebepten ötürü serbest zaman gerçekleşmesi muhtemel tehlikelerle doludur ve doğru bir sözdür yapacak bir şeyiniz yoksa sükûneti muhafaza etmek zordur. Diğer taraftan ortalama insanda bulunanın ötesindeki akıl da olağan dışı olduğu kadar gayri tabidir. Fakat eğer varsa ve ona sahip olan insan mutlu olacaksa başkalarının meşakkatli ya da tehlikeli bulduğu serbest zamanı kesinlikle isteyecektir. Çünkü serbest zaman olmadan o koşan bir Pegasus'tur ve dolayısıyla mutsuzdur. Eğer bu iki olağanüstü şart, harici ve deruni serbest zaman ve büyük kafa, her nasılsa aynı insanda birleşmişse, bu büyük bir talih eseridir. Ve eğer talih bu kadar inayetkarsa, bir insan daha yüksek hayat, insan ızdırabının birbirine zıt iki kaynağından, acı ve can sıkıntısından, hayat için acı verici mücadeleden ve serbest zamana ki kendi başına özgür hayattır, katlanma noktasındaki yetersizlikten korunmuş bir hayat sürebilir. Bir insan bu iki beladan ızdırap ve can sıkıntısından ancak onları karşılıklı olarak etkisizleştirmek, birini diğeriyle saf dışı etmek suretiyle kaçınabilir. Fakat bu görüşün tersine söylenecek bir şey vardır. Büyük zihinsel yetenekler, ayırt edici özelliği bakımından, sinir sisteminin yapısından kaynaklanan, belirgin biçimde kaygılı ve heyecanlı bir etkinlik ve dolayısıyla her türden acıya karşı yüksek bir duyarlılık seviyesi anlamına gelir. Ayrıca bu tür yetenekler keskin ve gergin bir mizacı, daha geniş ve daha canlı tasavvurları gerekli kılar ki büyük zihinsel gücün ayrılmaz bir parçası olarak bunlar sahibine duygu ve heyecanlar bakımından karşılık gelen keskinlik ve yoğunluk yükler ve bunları sıradan insanın kurbanı olduklarından kıyas kabul etmez derecede şiddetli hale getirirler. Şimdi dünyada hazla göre acı ve ızdırap üreten daha fazla şey vardır. Keza büyük zihinsel yetenekler sahibini başka insanlara ve onların yaptıklarına yabancılaştırma eğilimi içerisindedir. Çünkü bir insan ne kadar kendisine ve kendisinde olana sahipse başkalarında o kadar az şey bulabilecektir. Ve onların has duydukları yüzlerce şey ona yavan ve yüzeysel gelecektir. Şu halde belki de kendisini her yerde hissettiren telafi yasasının bir başka vehçesi burada da hükümünü yürütür. Kim bilir ne kadar çok, dar kafalı insan aslında en mutlu insandır. Her ne kadar talihinde gıpta edilecek hiçbir şey yoksa da denildiğine ve belli bir haklılık payıyla denildiğine tanık olunmuştur. Bu konuda okurun yargı hakkına tecavüze yeltenecek değilim. Birbirine taban tabana zıt iki görüşü seslendirmiş olan Sofokles gibi. Bilgelik akıllılık mutluluğun en büyük parçasıdır der ve bir yerde ve bir başka yerde ilan eder. Hepsinin en iyisi akılsız, düşüncesiz, tasasız bir hayattır. Eski ahitin filozofları da sanki çelişki içerisinde gibidirler. Bir ahman hayatı ölümden daha beterdir. İsa ben sırak ve çok bilgelikte çok keder var ve bilgisini artıran kederini artırır. Bununla beraber diyebilirim ki dar kafalı ve sıradan akıllı olduğu için zihinsel ihtiyaçları olmayan bir insan, kelimenin tam ve kesin anlamında bir dar kafalı denilen kimsedir. Bu ilk başta Alman diline özgü bir tabirdir. Üniversitelerde üniversiteli olmayanlar için kullanılan bir tür argoydu. Fakat daha sonra düz temsil yoluyla her ne kadar hala asli anlamını içinde barındırsa da masaların çocuğu olmayanı kastetmek üzere daha yüksek bir anlamda kullanılır oldu bu konuda daha yüksek bakış açısını benimsemeyi ve dar kafalı tabirini her zaman ciddi biçimde gerçek olmayan gerçekliklerle meşgul olanlar için kullanmayı tercih ederim. Fakat bunun gibi bir tarif, aşkın bir tarifi olacağı ve dolayısıyla genellikle anlaşılabilir olmayacağı için daha çok insana ulaşmayı ve okumayı amaçlayan bir risalede kendisine pek yer bulamaz. Diğer tarif, dar kafalı, ayırt eden bütün bu niteliklerin temel esasına yeteri kadar tatmin edici biçimde işaret ettiği için daha kolay açıklanabilir. Buna göre dar kafalı, zihinsel ihtiyaçları olmayan bir adam diye tarif edilir. Buradan öncelikle onun kendisi söz konusu olduğu kadarıyla zihinsel zevklerden yoksun kaldığı anlaşılır. Çünkü daha önce işaret edildiği üzere yani gerçek ihtiyaçlar olmaksızın gerçek zevklerden söz edilemez. Dar kafalıların hayatını canlandıran şey kendi için kendisinden ötürü bilgi ve anlayış edinme yahut onlara böylesine yakın akraba olan gerçek estetik hazlı tecrübe etme arzusu değildir. Eğer bu türden hazlar revaçta olsa ve dar kafalı bunlara dikkat atfetmeye kendisini zorunlu hissetse, yapılması zorunlu bir iş gibi kendisini bunu yapmaya zorlayacak fakat böyle bir işten ne kadar zevk alıyorsa bunlardan da ancak o kadar zevk duyacaktır. Onun yegane gerçek zevkleri duyumsal türden olanlardır ve diğerlerinin kaybının zararını bunların telafi edeceğini düşünür. Onun için havyar ve şampanya hayatın doruk noktasıdır. Hayatın hedefi bedensel gönencine katkıda bulunacak ne varsa onu elde etmektir ve eğer bu onu biraz sıkıntıya sokar, zahmet verirse haddi zatında o bundan mutluluk duyar. Eğer hayatın lüksleri gökten başına yağacak olsa o kaçınılmaz olarak bundan sıkılacaktır ve can sıkıntısına karşı çok çeşitli ilaçları vardır. Danslar, tiyatrolar, partiler, kağıt oyunları, Bahis ve kumar, atlar, kadınlar, içki, seyahat ve daha bir yığın benzeri. Bunların hiçbiri onu can sıkıntısına karşı koruyamaz. Çünkü zihinsel ihtiyaçların olmadığı durumda zihinsel zevkler mümkün değildir. Dar kafalıların kendine özgü ayırt edici özellikleri hayvanlarınkine benzer, küt, sönük, kuru bir ağır başlılıktır. Hiçbir şey gerçekten zevk vermez, heyecanlandırmaz yahut ilgilendirmez onu. Çünkü duyusal zevkler çok çabuk tükenir ve dar kafalılar topluluğu çok geçmeden bıktırıcı ve yorucu hale gelir. Ve hatta kağıt oynamaktan bile yorulmak mümkündür. Doğrudur. Ona kendince eğlenip tadını çıkaracağı büyüklenmenin, daha doğrusu nahvetin zevkleri kalır yine de. Bunlar ya servet, makam, mevki yahut da güç ve nüfuz bakımından kendisini diğer insanlardan ki onlar da bu üstünlüklerden ötürü kendisine saygı gösterirler. Üstün hissetmeye ya da bu üstünlükler bakımından zengin durumda olan kimseler arasında dolaşıp onların ihtişamının aksinde güneşlenmeye dayanır dar kafalıların az önce sözünü ettiğim temel kişilik özelliğinden ikinci olarak, yani kendisi değil de başkaları söz konusu olduğunda, zihinsel değil fakat sadece bedensel ihtiyaçları olmasının bir bakıma tabi neticesi, onun ilkini değil sonuncusunu tatmin edebilecek kimselerin topluluğun peşinde koştuğu anlaşılır. Onun dostlarından bekleyeceği son şey, Hangi türden olursa olsun zihinsel bir yeteneğe sahip olmaktır. Hatta eğer onunla hasbel karşılaşacak olsa ondan derhal uzaklaşacak, hatta nefret edecektir. Ve sırf nahoş bir aşağılık duygusuna ilaveten yüreğinin derinliklerinde dikkatli bir şekilde kendisinden bile gizlemek zorunda olduğu küt bir kıskançlık duygusu hissedecektir. Bununla beraber kimi zaman bu gizli bir hınç ya da garez duygusuna dönüşür. Fakat bütün bunlara karşın değerli ya da kıymetli bulduğu fikirlerini bu tür nitelikleri haiz ölçütle uyumlu hale getirmek, dolayısıyla kendisini başkalarından üstün görmekten vazgeçmek hiçbir zaman aklına gelmeyecektir. Gözünde bu dünyadaki yegane hakiki üstünlükler olarak görünen makam mevkiye, şan ve şöhrete, nüfuz ve iktidara öncelik vermeyi sürdürecektir. Ve bunlarla kendisini üstün hale getirmeyi ve temayüz etmeyi arzu edecektir. Bütün bunlar onun zihinsel ihtiyaçları olmayan bir insan olmasının sonucudur. Bütün budalaların başına gelen en büyük bela, fikirlerle ilgilenmemeleridir. Ve can sıkıntısından kurtulmak için sürekli olarak gerçekliklere ihtiyaç duymalarıdır. Fakat gerçeklikler ya tatmin edicilikten uzak ya da tehlikelerle doludur. Üstelik ilginç olmaktan çıktıklarında yorucu hale gelir. Fakat düşünce dünyası sınırsız, zararsız ve sakindir mutsuzluğumuzun çemberinden uzakta bir şey son